Aslan kardeşim benim. Biliyordum geleceğini. Babalar hoş geldin. Yürütek mi sen öyle? Ozok. Ozok baba, olur mu öyle şey? Sen tim komutanısın. Dediğimi yap Yürük. Sen ver. Ozok, gözünü seveyim yapma. Tim, bak! Sol! Kat! Kılıç timi 5 subay, 6 as subay, 15 uzman erbaşla emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Teşekkür ederim. Sol! Yerine geçebilirsin. Rahat da dinleyin arkadaşlar. Kaan Yüzbaşı zaten izinli. Emre, Selçuk ve diğer arkadaşlar da Galip'in yanında olmak isteyeceklerdir. Bu yüzden öğleden sonra hepiniz izinli sayılacaksınız. Komutanınız olarak şunu söyleyebilirim ki, bu timin en kısa zamanda kendini toparlaması için elimden geleni yapacağım. Bu vesileyle... Kendimizi toplayınca ne olacak? Bir şey mi söyledin yüzbaşı? Dedim ki, kendimize gelince ne olacak? Dedim. Kaan, istirahat edebilirsin evlat. Soruma cevap vermeyecek misiniz? Yüzbaşı, sana kendine gelmeni öneririm. Size ufacık bir soru sordum. Bu tim kendine geldiğinde ne olacak? Bu time ne olacak? Burada ölmeyi mi bekleyeceğiz biz? Yüzbaşı, sana kendine gel dedim. Umurumda bile değil. Evlat, çizmeyi aşıyorsun bak. Dedim ya, umurumda bile değil. Serdar, Selçuk, karargah dışına kadar yüzbaşıya nezaret edin. Defol git karşımdan. Bozuk! Ne yapıyorsun lan? Yüzbaşı! Yüzbaşı! Ulan tezkere günüme bak arkadaş ya. Ulan bedevi olsam çöldeki kutup ayısıyla evlenirdim. Bu nedir ya? Geçin yerlerinize. Yerine geç dedim! Tezkere! İyi misin albayım? Evet komutan, bir sorun yok. Hiçbir şey, hiçbir acı, hiçbir kayıp, hiçbir mazeret onurlu Türk ordusunun gelenekleri ve yapısından daha öncelikli değildir. Sen henüz bunu öğrenememişsin. Eğer bunu öğrenemediysen, bu kutsal ocakta işin yok. Bunu derhal karargahtan dışarı atın. Bırak! Yolu biliyorum. Bırak! Bunun hesabını vereceksin. Ben tam 14 yılım verdim bu üniformaya. Kanımı verdim. Canımı verdim. Bunun hesabını vereceksin utanmış. Bunun hesabını vereceksin! Götürün bana! Bırak! Bırak! Komutanım iyi misiniz? İyiyim. İyiyim.
Gel. Kabus ve ne zaman bitecek bilmiyorum. Kaan Yüzbaşı'nın yaptığı şey akıl alır bir durum değil. Ama o yaralı, canı çok yanıyor. Kürşat'ı şehit verdik. Aslanımı kaybetti. Nişanlısını öldürdüler komutanım. Galip'in durumu ortada. En son Kutalmış Paşa da gelip rütbelerini sökünce delice bir şey yapıp kendine ve etrafındakilere zarar vermesinden korkuyorum. Belki de bu kışladan gitmesi gereken bendim. En baştan beri yapmam gereken buydu belki de. Fikrimi soracak olursanız ben böyle düşünmüyorum komutanım. Yani bozok bizim için... Gel. Komutanım acil. Kim? Leyla'yı tanıdığını söylüyor komutanım. Belki de kendisi. Sadece sizinle konuşmak istiyor. Ha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.